Arkadaşlar, ben Büşra Köse, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun zamandan sonra sizlerle hem bir Türkçe video hem de uzun zaman sonra haftalık bir vlogla karşınızda olduğum için çok mutluyum. Bugün günlerden pazartesi. Uzun zamandır düzenli video atmıyordum. Attığım videolarda son zamanlarda Korece falan olduğu için takipçilerimi pek memnun etmedi gibi hissediyorum. Zaten bu videodan önce mi sonra mı gelebilir emin değilim. Önce geldiyse şuralardan bir yerden izleyin. Sonra geldiyse de eğer birazcık bekleyin. Neden bu kadar uzun süre video çekmediğimi sizlerle paylaştığım bir videoda bu hafta içinde çekiyor olacağım. Bugün pazartesi ve ben uzun, belki yarım saat, belki daha uzun tüm haftamı içinde barındıran, yaptığım bakımından, makyajından, yediğim yemekten, ne bileyim her şeyine kadar sizinle paylaştığım bu vlogu çekmeye karar verdim. Normalde bugün çok erken uyandım. 7'de uyandım. 8'e kadar yatakta çok amaçsız bir gün geçiriyordum. Bugün pek dolu falan olduğum bir gün değil. Sonra dedim ki pazartesi iyi bir başlangıç günü. Takipçilerime geri döneyim. O motivasyonunu kazandım dedim. Zaten bu hafta bir şeyler çekmek istiyordum. Çünkü biliyorsunuz ki şu an Nisan'ın, şu an 4'ü. Biliyorsunuz ki bunu bilmiyorsunuz çünkü video bir hafta sonra gelecek, muhtemelen işte birkaç falan olur da Kore'de Potkot haftası. Potkot Korece cherry blossom oluyor, Japonca sakura oluyor, Korecesi potkot oluyor, işte Türkçesi kiraz çiçeği, o pembe çiçeklerin olduğu zaman. Ben şu anda Kore yaşamım boyunca hep sizinle bu potkot haftasını çok pozitif bir şekilde geçirmeye çalıştım ve hep çekmeye çalıştım. Aslında benim podcast videolarım diğer videolarıma oranla belki daha bile az izlenmiş olabilir ama ben aşırı seviyorum ve beni çok mutlu ediyor. Ve normalde son zamanlarda motivasyonum düşüktü ama yani şey oldum, neden buna hiç bu kadar ay sandalyem çok gıcırdıyor, biraz eskide. Dedim ki podcast haftası sadece gidip de çiçekleri çekmeyeyim de hani bu haftayı beraber sizinle dolu dolu geçirelim. Ben bu hafta bir şekilde kendimi evden çıkartmak için bir bahane bulayım. Tek de olsam gideyim, çiçekleri çekeyim, sizinle sohbet edeyim, sizinle kullandığım ürünleri, diğer şeyleri paylaşayım istedim. Bu yüzden de bugün motive bir şekilde uyanır uyanmaz evimi temizledim. Çamaşır yıkadım bilmem ne. O aşamaları çekerken çok emindim çünkü ev bayağı pisti ve hani o biraz benim motivasyonumu düşürüyor. Sonrasında evi falan tamamen temizledikten sonra dedim ki tamam, makyajımızdan ve günümüzün bu bölümünden itibaren çekmeye başladım. Şu an saat 3 falan. Normalde bir planım yoktu ama Elif'le telefonda konuşuyordum. Dedi ki ben tek başıma çıkacağımı, tek başıma işte biraz hem çekim yapacağımı hem de gelen sponsorlu ürünlerin fotoğrafını falan çekeceğimi söyledim. O da boş olduğunu söyledi. Birkaç saatliğine buluşmaya karar verdik ama benim yaşadığım bölge daha daha böyle hoş olduğu için ve burada da birazcık potkotlar falan olduğu için Elif buraya geliyor. Elif şu an falan herhalde artık yoldadır. Ben de hazırlığımı bitirdim. Evim falan da temiz, içim de rahat. İşte bir poşet hazırladım. Üzerime bir kere değiştireceğim fotoğraf çekimi için. Bir de işte ürünleri falan filan koydum. İşte hem böyle Elif'le uzun zaman sonra, çünkü birkaç gün önce Elif'le buluşmuştuk. O zaman başka arkadaşlarımız falan da vardı. İkimiz çok vakit geçiremedik. Böyle biraz gezintili, kahve içmeli, bol sohbet etmeli, sakin bir gün geçireceğiz öncelikle. Ben daha bugün hiçbir şey yemedim. Biraz diyet sürecindeyim. O yüzden sadece diyet içeceği yedim. Muhtemelen akşam yemeğimi de Elif'le yerim. Sonrasına da artık bakarız yani, böyle konuşarak her şeyi teker teker sıralamayayım. Birazcık da muhtemelen uzun zaman sonra Türkçe video çektiğim için heyecanlandım. Ama bu hafta bu günlük vlog götürürken işte uzun zamandır neden video çekmediğimi ve artık size çok söz verdiğim Kore'deki ev turumu şey yapacağım. Sürekli bir şeyler bahane ediyordum. Aynamı değiştireyim, çekeceğim bilmem ne ama artık kendime bahane uydurmamaya karar verdim. Artık YouTube'a geri dönüyorum arkadaşlar. Bunu yapmak istiyorum. Çünkü hayatımda böyle bir şey eksilmiş gibi hissediyorum. O da YouTube. Sonuçta o da benim hani uykumdan çalıyordu. Edit çok uzun sürüyordu ama o da beni motive eden şeylerden bir tanesiydi. Korece video çekmeyi de seviyorum bu arada ama nedense Korece videolarımda birazcık gerildim ben. Ama o uzun süredir video çekmediğimle de alakalı olabilir. Korece videolarım da ara ara gelecek. Türkçe videolarım da ara ara gelecek. Zaten Korece videolarımda Türkçe altyazı var. Onlara da dönüp bakabilirsiniz. Bu haftayı dolu bir şekilde geçirmeye çalışacağım sizlerle beraber. Dolu olursa, dolu olan günler zaten dolu, dolu olmayan günleri de biz sizinle bir yerlere giderek, sürekli gezerek geçireceğiz. Bugün pazartesi. Bu vlog umarım hiçbir aksaklık yaşanmadan güzelce
güzelce çekeriz umarım. Bunu çok istiyorum yani. Uzun zaman sonra kamera karşısında makyaj yapmak, bakım yapmak, sohbet etmek. Her şey çok güzel olsun. Hadi fighting. Giyinmişim bu şekilde. Nike'lar. Ceketi çok yakıştırmadım da biraz sonra giyeceğim kombinimle uyuyor. Bir de böyle poşetle geziyorum. Hava o kadar güzel ki resmen üzerimdeki tek bir deri ceketle terliyorum şu an. Ve güneş yüzüne çok iyi göremiyorum. Ama gerçekten yeniden YouTube vlog çekmeye başlamak için harika bir gün seçmişim. Aa, bir de şey anlatacaktım size. Bir tane Korece çok güzel vlog hazırlamıştım. Betül'le sevgililer gününde çekmiştik. Bir tanesini de iki arkadaşımla, bir Koreli bir tane Bulgar arkadaşımla tatile gitmiştik. İki tane çok güzel Korece video çekmiştim ama o diğer telefonumda kaldı ve diğer telefonum kırıldı. Diyeceksiniz ki Büşra, senin nedir bu teknolojik aletlerinden çektiğin? Bir bilgisayarın, bir kameran, bir telefonun. Gerçekten son 2 yıldır bayağı uğraştım şu teknolojik aletlerimle. Artık umarım bir problem olmaz. Telefonu daha tamire götürmedim. Ama işte o telefonun içindeki o Korece olan 2 vlog alırsam, özellikle arkadaşımın tatile gittiğim bayağı eğlenceliydi ve editleri bitmişti ya. O çok sinir bozucu. Alabilirsem onları geri, onları da editleyip en kısa zamanda paylaşırım ya. Editlendi zaten. Alabilirsem videoları ya da editli halini. Her neyse paylaşım, alamasam da artık yeni güzel şeyler çekeriz. Bunlar daha bebekler, yeni yeni açıyorlar. Daha çok güneş olan yerler daha çok vardır. Bir de onların daha hepsi açmamış. Birkaç güne burası efsane olur. Burası evime aşırı yakın bir yer. Arkadaşlar sadece yaşadığım yerde bile bu kadar. Yani hiç özellikle görmeye gitmeden bu kadar pot pot olmuş, aşırı iyi değil mi? Şimdi metroya gidiyorum. Elif hala gelmemiş. Ben de o sırada bankaya gittim geldim. Böyle yavaş yavaş baka baka yürüyorum. Elif'i alacağım. İşte bir şeyler yemeye gideceğiz. Sonra da kahve içeceğiz. Muhtemelen biraz sonra az önce gördüğünüz sokağa falan beraber geliriz. Yanımda da en çok pot pot piyaz çiçeği olan yer. Muhtemelen burası. Telefon kapandığı için Elif'in telefonundan çekime devam. Şarja verdim. Birbirimizi bir bulamadık. Farklı çıkışa gitmiş falan. Olur öyle şeyler. Arkadaşlar bugün menüsü Yona çorbap ve modun çorbap. Yani sushi çeşitleri ve yanında udonumuz var. Burada da limonlu kek ve kahve. Benim balım. Bugün birazcık şarj problemim var. Söylemiştim, kıyafet kombine falan getirmiştim. Bonsol ürünleri falan çekecektim ama hepsine hem vakit kalmadı, hem güneş gitti, hem de kafe çok fazla sarı. O yüzden sadece bir tane ürünü çektim. Üzerimi de özel bugünü değiştirmiyorum. Bu hafta başka bir dışarı çıktığımda o kombinle şey yapabilirim. Öyle, şimdi artık birazcık görüşmeyelim çünkü arkadaşımla sohbet edeceğim. Bay bay. Kapatmak ister? Şu an pek gözükmüyorum ama niye o kadar karanlık gözüküyor? Gerçi ışık yok. Alt kat böyle. Artık uyuyacağım arkadaşlar. Sizinle yarın vlogun ikinci gününde görüşürüz. Günaydın. Bunların videomuzun ikinci gününden selam. Aslında şu an saat 11.30 ama ben 8.30 uyandım. Yaklaşık bir 3 saat kadarlık telefon konuşmam vardı, görüşmelerim vardı. Bu kadar uzayacağını bilmiyordum çünkü problemi çözmek biraz uzun sürdü. Çok da bahsetmek istemiyorum, birazcık kişisel bir şey ama. Bugün çekimim var. Bir de aksi gibi normalde makyajsız falan gitmem gerekiyordu. Makyajı benim yapmam gerekiyormuş. Çünkü gözün çok acil işi çıkmış, gelemiyormuş. Makyajı senin yapıp gelmen gerekiyor. Saat 11.30.
benim ikide çekim yerinde olmam lazım. Tek rahatladığım şey gerçekten çekim yeri evime biraz yakın, yani taksiyle 5-10 dakika sürecek bir mesafe. Ben hazırlanmaya çalışıyorum. Sadece 4-5 saat falan uyudum sanırım. Normalde 9 alarm kurmuştum bir de. Böyle 8.30'da tak diye gözümü açtım, çok garipti. Görüşmelerimi yapayım erken uyanmışken dedim. O da çok aşırı gereksizce uzun sürdü. Azıcık da az uyuduğum için yüzüm şişti. Şey modundayım, Allah'tan gece duş almıştım. Çünkü şu an duş alacak ekstra bir vaktim yok galiba. Birazcık gözaltı maskesinin durmasını bekleyeceğim. İşte görüşmelerimi yaparken gittim kendime buzlu Amerikanlımı aldım. Sabah uyanır uyanmaz vitamin içti. Zaten muhtemelen gitmeden yemek yemeye vaktim kalmayacak. Bir de şu an uyguladığım diyet yüzüne günde 2 öğün yiyormuşum gibi bir şey size öğünlerimden bir tanesini gösterir. Diyet şey olarak geçen şeylerden bir tanesi. Genellikle sabahları bundan yiyorum. Çekim 5-6 gibi bitecek. 6'dan sonra da bir öğün yerim. Zaten o saatten sonra yememeye dikkat ediyorum. Şimdi sizinle diyet şekimi paylaşacağım. Tadı pek güzel değil bence. Seven seviyor ama ne bileyim, bana çok hitap etmiyor. Şu an biraz hani hem videodan eksik vermek istemiyorum, hem sohbet etmek istiyorum, hem de hızlıca hazırlanıp gitmem gerekiyor. Çünkü çok hoşlanmıyor Koreliler geç kalmaktan. Bu kahvaltım. Bu arada pijamalarım güzel mi? Bakın arkası böyle. Latte'ye selam deyin. Doktor de şurada depresif yatıyor. Ben bu arada dün akşam duş ve makyaj silmeyi sizinle çekmeyi unutmuşum. Selam bebeklerim. For you. Bu akne karşıtı yüz temizleme jeli. Bunun bir emilmesini beklemem gerekiyor. Çünkü üzerine biraz serum koyacağım. Hangisini kullansam? Seni seçtim, sen kokun beni daha çok rahatlatıyor, bu gül kokma. Çok güzel anlattım gerçekten, aşırı estetik bir cilt bakım. Anı şu an. Hadi ben son 1-1,5 yıldır falan Secret Cane gözaltı kremini kullanıyorum ama bugün farklı bir markanın gözaltı kremini deneyeceğim. Veo markasının ile kullanacağım. Şu an cilt bakımım bitti sayılır. 1-2 dakika bunun tamamen emilmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar hazırım. Saçım çok giderken bozulmasın diye böyle bağladım. Makyajımı da göstereyim. Makyajımı aşırı beğendim. Bu tarz bana gönderdiler, böyle yapman gerekiyor diye. Birkaç tane şapka var ve şu an hazırlıklar yapılıyor. Çekim bitti. Aşırı yoruldum. Ayağımda topuklular olduğu için. Birazcık da böyle sıkıldım. Bir şeyler, ayarlar falan olmadı. Ama ben de
Ben bayağı seviyorum çekim yapmayı falan, bayağı eğleniyorum ama bir artık böyle diyet falan yüzüne muhtemelen. Tek yön falan yediğim için böyle artık bir çekimin sonlarına doğru baygınlık geldi. Neyse şimdi metroya gideceğim. Çok nereye gideceğimi bilmiyorum ama eve gitmeyeceğim yani. Ben tek başıma bir yemek yiyeceğim, bir kafede birazcık plan program falan yapıp belki biraz ders çalışıp sırt çantamı görüyorsunuz. Yani bu kıyafeti üzerine takılması gereken sırt çantası gerçekten. Çanta bu gerçekten. Bir elimde de bu prenses çantam var. Şu an saat 5. Ben eve muhtemelen 8-9 gibi giderim. Canlarım, çarşamba gününden selam, evdeyim. Aslında biliyor musunuz çok erken uyandım ama saat şu an neredeyse 2 olmak üzere. Ya resmen bugün videonun 3. günü ve hiçbir şey yapamadım. Bugün için önemli bir planım yoktu aslında, yine çıkıp gezmeli bir şeylerdi ama biraz yağmur atıştırmış. Sabah biraz bir yürüyüşe çıktım. Zaten akşam dün videoyu nerede kestiğimi bilmiyorum. Yemek yiyordum, şarjım bitti, eve geldim, direkt uyumuşum. Sonra sabah 5'te uyandım. O kadar erken uyumamıştım aslında ama öyle az önce çilek yedim. Ondan sonra şimdi kahvemi içiyorum, evi biraz dağıttım. Yani aslında çamaşırları toplamam gerekiyor. Latte ne oldu acaba eline? Sonra yine hazırlanacağım. Biraz makyaj yapacağım. Yani çok şey yapmayacağım. Daha yüzüme krem bile sürmedim, duştan yeni çıktım ama öyle Instagram'da post falan paylaşıyordum. Bir şey yapmadım yani pek. Dizi falan izliyordum. Yani bugün birazcık evde dinlenerek geçiyor. Birazcık dün çekimden sonra topuklularla falan gezdiğim için yorulmuştum. Poklara selam verin. İşte öyle birazcık hazırlanacağım. Yani çok uzaklaşmasam bile kendi semtimde de dediğim gibi kiraz çiçekleri var. Kendi semtimde bir yerleri biraz gezebilirim. Bugünü birazcık daha sakin geçireceğim. Bugün Elif'le buluşmayı planlamıştık. Hangi bisiklet binmeye gidecektik ama onu hafta sonu da yapabilirim. Ondan sonra dün Çamşil'e gitmiştik sizinle. Çamşil'de istediğim, yani görmek istediğim bir kiraz çiçeği şeysi var, parkı. O da çok uzun. Topuklu ayakkabıyla oraya turlayamazdım. Yani tam bir tur atmak falan 1 saat 2 saat falan sürüyor. O yüzden oraya da gitmedim. Sonu belki Busan'a da gidebilirim. Emin değilim ya. Bu hafta böyle çok dolu dolu geçsin istiyorum vlog çektiğimiz için. Ama çekim çıkarsa gidemeyebilirim. Çekim çıkmazsa Seoul'de işte bir yerlere gideriz modundayım. Bir de vakit ayırabilirsem yarın bir şey, mum dersleri alıyorum. Mum öğreniyorum. Aslında ilk dersi çekmiştim vlog ama o eski telefonda kaldığı için paylaşamadım ama Instagram'da bir şeyler var. Yarın yeniden bir mum dersine gitmek istiyorum. Bakalım. Belki işte öyle yarın mum dersine gittikten sonra giderim falan. Bilmiyorum. Dolu dolu geçirelim istiyorum bu videoyu. Şimdi biraz boş yaptım ama şu anda gördüğünüz çamaşırları katlayıp dolaba yerleştirip sonra da cilt bakımı ve makyaj yapacağım. Öyle. Victoria's Secret'ımın üstünü soymuş. Gerçekten hiç acıman yok yani latte. 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 Kaçtı Victoria. Bunu aldı. Hiçbirisinin çok heyecanlısı olmuyor ki böyle, olmuyor ki böyle. Saat 4 falan ama ben yavaş yavaş hazırlandım. Bir yandan tiyatro falan izliyordum telefondan. Kombinim nasıl olmuş arkadaşlar?
Benim hoşuma gitti. Bu kazağı çok beğeniyorum. Poktara. Yes, let's go. Restoranta geldik. Ben risotto yiyeceğim. Atmosfer çok güzel. Az önce birazcık fotoğraf çekim yaptım, video çekim yaptım. Hava o kadar güzel ki şu an şu kazakla terliyorum gibi. Böyle hem sıcak hem soğuk. Güzel böyle. Aşırı güzel bir hava var. Çok keyifli vakit geçiyorum bugün. Güzel bir date'deyim yani şu an. Perşembe günün vlogundan selam arkadaşlar. Birazcık sesim kayboldu. Yani gripim. Hava da yağmurlu. Birazcık özen podcotlar falan dökülüyorlar. Ben de dövmeciye geldim erkek arkadaşımın yanına. O dizaynını tamamlıyor. Biraz sonra buradan yemek yemeye gideceğiz. Sonrasında pek ne yaparız bilmiyorum. Çok tadım yok çünkü grip oldum. Videonun 4. günde grip olmak birazcık üzücü. Neyse, biraz sonra sizinle görüşürüz. Arkadaşlar, erkek arkadaşım şu an böyle bir tasarımla uğraşıyor. Solde dövme almak isteyenler bana iletişime geçebilirler. Birazcık geleneksel Kore dizaynları yapıyor. Arkadaşlar, şu an bir pazara geldik. Burada bayağı çeşit çeşit yemekler oluyor bu şekilde. Ya burada yiyeceğiz yemek ya da başka bir yere gideceğiz ama Hapçon'da böyle bir pazar varmış, benim haberim yoktu. İlk defa geliyorum, o yüzden güzel oldu. Arkadaşlar, çok lezzetli kokular geliyor. Sağda solda tatlılar, yiyecekler, kızartmalar, tavuklar. Bakın burada tavuklar var. Etler, balıklar, sebzeler, meyveler. Şu an bayağı açım, saat 7 tam yemek zamanı. Hemen bir şeyler yemek istiyorum ama böyle oturmalı bir yerde yemek istiyorum. Ayakta yemek istemiyorum. Bir şeyler atıştıracağız ama. Et yemeye geldik. Başıma güzel vakit geçiriyorum. Çin yemeği yiyorum. Burada mandu ve jajangmyeon var. Hazırlanıp dışarıdayken sizinle görüşeceğim. Bye bye. Cuma gününden selam. Yanımda Lia var. Merhaba. Lia Türk değil bu arada. Bulgar arkadaşlar. Bulgaryo merhaba. Merhaba. Zdravite. Zdravite. Şu an bayağı geç oldu çünkü ben bugün biraz evde dinlendim. Lia'yla da geç buluştuk. Lia gelip beni evimden aldı. Moşinden hoppa. Ne konuştum anlamıyorum şu an ama. İşte beraber önce kafeye gideceğiz. Sonra da belki birazcık eğlenmeye gidebiliriz arkadaşlarımızın olduğu yerlere. O yüzden böyle çıktık.
Her gün gündüz çıktım, bugün birazcık akşam değil aslında, saat tam 7. Hava biraz erken karardı. İşte bu saatlerde çıktım, zaten mekanlar 11'de kapanıyor. Ne yapacağımıza beraber bakalım. Kıçı. 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 Geldiğimiz kafenin güzelliğine bakar mısınız? Kafe mi emin olamadık ama girdik, aşırı tatlı gözüküyor, çok beğendim. Ve dışarıda da çok güzel oturacak yerler var. Tam burada fotoğraf çekileceğim biraz sonra, Instagram'dan görürsünüz. Çok beğendim. Bu da benim bebeğim. Şurası çok güzel ama biri var, rahatsız etmeyeyim. Bunu ben yaptım. Arkadaşım çok tatlı. Dışarıdaki oturma yerleri çok güzel. Şu an Leyla'yla beraber kafedeyiz. Ben mojito içiyorum. O işte çilekli süt gibi bir şey işte. Bayağı dedikodunun dibine vurduk. O yüzden pek bir şey çekmedim. Kafe çok hoş. Atmosfer çok güzel. Bir iki tane fotoğraf çekildim. Onun dışında şimdi bir tane mekanda diğer arkadaşlarımız varmış. Ortak arkadaşlarımız. Zaten tüm arkadaşlarımız ortak arkadaşımız. Neyse. Hep beraber onlarla, onların yanına gideceğiz işte. Biraz orada eğleneceğiz. Sonra ben sakince evime geçerim. Saat şu an 9 olmak üzere. Bir iki saatte orada olurum. Biraz çekmeye çalışırım ama çok çekebileceğim bir ortam değil. Alkollü, müzikli bir ortam olduğu için. Bar tarzı bir yerdeler çünkü. Onların yanına gideceğiz. Bugün cuma günü. Eğlenceli bir cuma. Bu hafta sıkı çalıştım. O yüzden bu da bir ödül olsun. Yarın falan da sıkı çalışmaya devam edeceğim. Can. Arkadaşlar, vlogun son gününe hoş geldiniz. Dün cumartesi günüydü. Evde dinlendiğim için pek bir şey çekmedim. Kaç gün önce biraz grip oldum. Dün biraz atlattım. Bugün de erkek arkadaşımla beraber yine date'e geldik. Normalde İstanbul Kebap diye bir Heva Yap'ta bayağı lezzetli gözüken bir Türk restoranı vardı. Oraya geldik ama orası korona yüzünden sanırım. Yani benim tahminimce. Kapanmış tamamen. Çok açtık. Sabahtan beri kebap yiyeceğim diye hiçbir şey yememiştim. O yüzden biz de yakınlarda bir tane Hint restoranı bulduk. Ben önce Hint yemeği yemiştim ama böyle isimlerini falan pek bilmiyorum. Bugün de makyaj yapmadım. Çünkü sabah bayağı güzel bir cilt bakımı yaptım. Ve pazar günü böyle biraz daha serbest giyindiğim, serbest takıldığım bir gün olsun istediğim için. Makyaj da yapmadım. Pazar günü de olsa bari cildimi dinlendiririm kafasıyla. Makyaj falan yapmadım işte. Biraz sonra Hint yemekleri gelecek. Bekliyorum, bayağı böyle kokular çok güzel. Restoranın atmosferi de çok güzel. Valla bu laşe. Bildiğiniz ayran ama şekerli ayran. Arkadaşlar kokusu çok güzel. Biz arkadaşlar pide tadı çok güzel. Yani lavaş mı, pide mi? Bu kare. Az önce bir şeyler daha yedik ama hepsinin ismini bilmiyorum. Sıcak bir şekilde böyle geliyor. Bunu bu şekilde elimizle bölüyoruz. Sonra böyle alıyoruz kareyi. Tamam. Neresiydi yediğimiz yer? Yolunuz düşerse ve Kore yemeklerinin dışında farklı bir şey yemek isterseniz önerebilirim. Çok lezzetliydi gerçekten. Ve fiyatı da oldukça uygundu. Arabada kebap keyifler. Arkadaşlar videonun sonunu burada bitirmeye karar verdim. Bir hafta boyunca sizlerle beraberdik. Bence güzel bir haftaydı.
Bugün de şarjım olmadığı için çok bir şey çekemedim ama çok güzel bir gün geçirdik. İlk başta Hint yemeği yedik, AVM'de alışveriş yaptık. Erkek arkadaşım bana bunları hediye aldı. Çok tatlı değil mi? Ondan sonracığıma ben ona doğum günü hediyesini aldım. Bayağı bir yürüdük. Sinemaya gittik. Fantastik Canavarlar, Dumbledore'un Sırrını izledik. Gerçekten çok güzeldi. Aa, benim için çok böyle duygusaldı. Hatta ağladığım falan yerleri oldu. Çok güzeldi. Sonra filmden sonra birazcık daha yürüdük. Sonra işte araba kiraladık birazcık da. Arabada gezelim diye. Yani drive yapalım diye. İşte erkek arkadaşım şimdi dışarı çıktı. Ben de videoyu burada kapatmaya karar verdim. Bayağı güzel bir haftaydı. Doluydu, yoğundu. O yüzden mutluyum. Şu an bayağı yorgunum. Zaten bugün hiç makyaj da yapmadığım için biraz zombi gibiyim ama yapacak bir şey yok. Artık yavaş yavaş eve geçeceğim. İşte sizinle bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi, aşağıdan yorum atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Bye bye.